1. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı. Batıda çılgın fetihleriyle muhteşem Süleyman, doğuda adaletiyle Kanuni Sultan Süleyman. Bizde ise 7/24 sarayda eğlenen padişah olarak aksediliyor. Tarih bilmeyen insanların, "Oh, padişah olmak da ne güzel bir şeymiş ya, sarayda eğleniyor adam" demesi beni gerçekten üzüyor. Diğer yandan padişahları izledikleri diziye göre eleştiren insanların var olması da başka bir mesele. Neyse, biz konumuza dönelim. 1. Süleyman 6 Kasım 1494'te Trabzon'da dünyaya geldi. Çocukluğunu süt kardeşi Yahya Efendi ile birlikte geçirdi. 7 yaşına geldiğinde tarih, bilim, edebiyat, din ve askeri eğitimler aldı. 14 yaşına geldiğinde artık kanunlara göre sancak sahibi olabilirdi. Şebin Karahisar Sancak Beyi olarak atansa da, Amasya Sancak Beyi olan amcası Ahmet, "Olmaz lan, başka yere gönderin siz bunu." Bunun üzerine Süleyman'ın babası Selim, "Peki hünkârım, o zaman Bolu'ya atayın Süleyman'ı." "Tamam, Bolu'ya atayalım o zaman." "Ya ne Bolu'su hünkârım, orası da olmaz." "Neden?" "Ya hünkârım, Selim bilerek böyle yapıyor ki yarın öbür gün siz vefat ettiğinizde ben tahta geçmeden kendisi tahta geçecek." "Ne alakası var?" "Ya babacım, anlasana işte. Selim ta ebesinin örekesinde sancak beyi. Yani yarın öbür gün vefat ettiğinde İstanbul'a yetişmeden ben tahta geçeceğim." "Süleyman'la ne alakası var?" "Ah be babacım, Bolu İstanbul ve Amasya arasında. Anla artık şu olayı." Yani sonuçta Süleyman'ın Bolu sancak beyi olmasına itiraz eden Ahmet'in karşısında Selim, oğluna kefe sancağını istedi. Böylece Süleyman kefe sancağına atandı. Daha sonra ilerleyen yıllarda babası 1. Selim tahta çıktıktan sonra kendisi Saruhan beyliğine atandı. Buralarda kendisine ilerleyen dönemlerde sadrazam olacak Pargalı İbrahim Paşa ile kanka oldu. 7 yıl burada kaldıktan sonra babası Yavuz Sultan Selim vefat etti. Böylece 1520 yılında tahta çıktı. Fakat tahta çıktığında Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali, "Bu mu la yeni padişah?" diyerek Sultan Süleyman'ın padişahlığını tanımayarak kendisini hükümdar ilan etti ve isyan başlattı. Bunun üzerine Sultan Süleyman, "Alın lan bu puştun kellesini" diyerek isyanı bastırarak Canberdi Gazali'yi idam etti. Daha sonrasında Sultan Süleyman Macaristan Kralı 2. Lajos'a elçi gönderdi. "Hünkârımızın buyruğudur." "Ulan bana bak, layoş musun mayoş musun? Niye lan vergilerini ödemiyorsun? Ya vergilerini öde ve bana itaat et, ya da seni mayoş edene kadar tekme tokat döveyim." "Ne diyorsun lan sen?" "Ben değil ya, hünkârımız söyledi." "O zaman senin kelleni hünkârına yollayalım." Bu durumda 2. Lajos elçinin kafasını Sultan Süleyman'a göndermiştir. Bunun üzerine Sultan Süleyman ilk seferine çıkmıştı, yani Belgrad kuşatmasına. 29 Ağustos 1521 yılında Belgrad Kalesi teslim oldu. Avrupa'da hareket etmek için Belgrad merkez noktasıydı. Bunun üzerine Avrupalı devletler biraz tırsmıştı. 2. Lajos'a gelince kendisi 1526 yılındaki Muaç Muharebesi'nde ordusunun aldığı yenilginin üzerine savaş alanından kaçarken bataklıkta boğulduğu sanılıyor. Belgrad'dan sonra ertesi yıl, yani 1522 yılında Rodos Adası'nı fethetti. İstanbul'a dönünce de Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı emekliye ayırarak daha önce hiç görülmemiş bir şekilde Hasoda başısı olan Pargalı İbrahim Paşa'yı Sadrazam olarak atadı. Bunun üzerine 2. Vezir olan Ahmet Paşa, "Hünkârım olur mu ya? O kadar emeklerimiz var. Ulan benim emrim ne zamandan beri sorgulanıyor?" "Oh, çatla kıskanç adam." "Ya hünkârım estağfurullah, ama bu herif hem devşirme hem de senelerdir ben bu anı bekliyorum." "Lan sen benim lafımı mı ikiletiyorsun? Defol lan buradan. Seni Mısır'a vali olarak atıyorum." Bu durum üzerine Ahmet Paşa 1524 yılında atandığı Mısır'da isyan çıkararak bağımsızlığını ilan etti. "Yahu ben şimdi gideceğim, tekme tokat öldüreceğim bu adamı ya. İbrahim Paşa, derhal konuyla alakadar ol." Bunun üzerine Ahmet Paşa'nın öldürülmesiyle isyan bastırıldı ve Sadrazam İbrahim Paşa Mısır'ı düzene sokmakla görevlendirildi. Sultan Süleyman daha sonraki yıllarda Macaristan üzerine yeni bir sefer kararı aldı. Macaristan Kralı 2. Lajos'un liderliğindeki ordu, Tuna kıyısındaki Muaç düzlüğünde Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi. "Ulan Lajos, ne puşt adamsın lan sen. Yav yürü git Süleyman ya. Gel erkek erkeğe teke tek çıkalım." "Hangi erkekle?" "Benimle." "Sen ve erkek." Güzel espriydi. 29 Ağustos 1526 günü yapılan muharebeyi kazanan Osmanlı ordusu, Doğu Avrupa'daki Macar direncini kırdı. Lajos ise muharebeden kaçan bazı askerlerle birlikte bataklıkta boğularak hayatını kaybetti. Osmanlı ordusu yoluna devam ederek 20 Eylül günü Budin'e girdi. Sultan Süleyman şehrin anahtarını alarak 14 gün kral sarayında kaldı. Yakışır. Böylece Macaristan Osmanlı İmparatorluğu'na bağlandı. Sultan Süleyman Macaristan'ın başına Erdel Voyvodası Janos Sapolya'yı getirdi. Fakat ilerleyen dönemlerde Kutsal Roma İmparatoru, 5. Karl'ın kardeşi Avusturya Arşidükü Ferdinand, "Sen kimsin lan? Necisin?" "Ben Macaristan kralıyım." "Kim diyor oğlum?" "Şey, Sultan Süleyman." "O kim la? Osmanlılar yok mu ya onlar?" "Oğlum, Lajos benim üvey kardeşim. Onun tahtı senin mi, hakkın benim mi?" Ferdinand Zapolya'nın krallığını tanımayarak herifi yerin dibine gömdü ve Budin'e girdi. "Sultan Süleyman, ben size vergi ödeyeyim de siz de beni Macaristan kralı olarak tanıyın." "Yahu oğlum, bir bırakın da biraz keyfimize bakalım ya." Sonuç olarak Sultan Süleyman bu teklifi kabul etmeyip
1529'da yeni bir sefere çıkarak Budin şehrini kuşattı. 4 gün sonra Budin teslim oldu ve yönetime tekrar Janos Apolya verildi. Hemen ardından "Boş durmayalım, Allah boş duranları sevmez" diyen Süleyman Estergon'u aldı. Daha sonra 27 Eylül günü Viyana'yı kuşattı. Ancak hava şartları ve hazırlıksız olunması sebebiyle kuşatma kaldırıldı ve 2 ay sonra Osmanlı ordusu İstanbul'a döndü. Daha sonra Ferdinand ikinci defa Macaristan krallığını kendisine istedi. "Ya sultanım, şu krallığı bana verin ya. Ya oğlum, sen laf anlamıyor musun? Hayır diyorum, hayır." Bunun üzerine Ferdinand Estergon ve birkaç şehri Osmanlı'dan alıp Budin şehrine bir saldırı düzenlese de bu saldırı başarısızlıkla sonuçlandı. "Hasbinallah. Abicim, nedir bu heriften çektiğimiz? Abisi de nasihat vermiyor herife. İbrahim Paşa hazırlan. Şu Avusturya'ya bir sefere çıkalım." 25 Nisan 1532'de Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa önderliğindeki ordu İstanbul'dan ayrıldı. Kanuni Sultan Süleyman zaferin kesin büyük bir meydan muharebesiyle mümkün olacağını düşünüyordu. Bunun için 5. Karlı meydan savaşına davet etti. "Hey Şalken, gel aga şöyle bir meydan savaşı yapalım. Kim kazanırsa zafer onundur. Uğraştırma bizi hadi." "Konuşsana oğlum." "Allah Allah." Şalken'den cevap gelmemişti. Kanuni Sultan Süleyman, Alman ordusunu meydan savaşına davet ederken bazı kaleleri de fethetmişti. Kanice Kalesi gibi önemli kaleler Almanlardan alındı. Kısa süre içerisinde Alman idaresinde hiçbir Macar toprağı kalmadı. Türk akıncıları küçük Alman birliklerini de imha etmişti. Avrupa devletleri de oldukça endişelenmiş, Osmanlı ordusunun tekrar Viyana yönüne saldırmalarından korkuyorlardı. Nitekim bir süre sonra Osmanlı ordusu Avusturya topraklarında taarruzu başlattı. Almanların Viyana'dan sonra en önemli şehir olarak gördüğü Graz kuşatmayla alındı. Bu olay Hristiyan camiasında şok etkisi yarattı. Avrupalılar, "Oğlum herifler Avrupa'yı fethedecekler lan, bir şey yapmamız lazım" diyerek korkuya kapıldılar. Avrupalılar şok içerisindeyken Sultan Süleyman seferine devam ediyordu. Fakat Anadolu'dan olumsuz haberler gelmeye başladı. Ferdinand, "Ya sultanım, şu seferi kaldırın da barış anlaşması yapalım. Olayların buralara kadar geleceğini ben nereden bilecektim ya?" "Lan kes! Zoru gördün, hemen barış yapalım. Yok ulan barış falan." "Hünkârım, Anadolu'da ayaklanmalar çıkarmışlar. Seferi sonlandırıp dönmemiz gerekiyor." "Ulan ne ballı adamsın ya. Tamam, barış imzalayalım." Bu anlaşmayla Ferdinand Macaristan üzerindeki hak iddiasını sonlandırırken Zapolya'nın Macaristan hükümdarlığını tanıdı ve Osmanlı İmparatorluğu'na yıllık 30 bin altın vermeyi kabul etti. Öte yandan 27 Aralık 1533 günü Cezayir hükümdarı Hızır Reis Filos ile birlikte İstanbul'a geldi. "Hünkârım, bu hediyeleri takdim edin lütfen." "Eyvallah Hızır, eyvallah. He, bir de şu anahtarı alın ya." "Bu nedir Hızır?" "Cezayir'in anahtarı hünkârım." "Vay be! Ulan hediye niyetine ülke mi getirdin sen?" Bu sebepten Sultan Süleyman Hızır Reis'e Hayrettin ünvanını vererek kendisini Cezayir Beylerbeyi olarak atadı. Tarihler 1540 yılına gelmişti. Zapolya'nın ölmesiyle eşi Isabella kocasının ölümünden birkaç gün sonra doğan oğlunu Zapolya adına Macaristan başına geçirmek için Süleyman'dan onay aldı. Bu olaylar karşısında Ferdinand, "Ulan daha dişi olmayan bebeğe şapur şupur, bize Tanrı'ya şükür" diyerek 1541'de Budin'i kuşattı. "Yav oğlum, ne diyeyim yani ya? Vallahi sıkıldım bu puştan ya. Bir gebermedi gitti." Durum üzerine 23 Haziran 1541'de Sultan Süleyman ordusuyla birlikte sefere çıktı. Budin'deki Ferdinand'ı yerin dibine soktuktan sonra Macaristan doğrudan doğruya Osmanlı topraklarına bağlandı. Durumlar üzerine Şalken kardeşi Ferdinand'ın yaşadıklarını öğrenince Cezayir üzerine bir sefer düzenledi. Fakat başarısız oldu. Sultan Süleyman ise tekrar İstanbul'a döndü. Fakat aylar sonra, "Hünkârım, önemli bir konu var." "Nedir?" "Şey, Ferdinand yine Budin'i kuşatmış." "Ya ben bu herifi geberteceğim." "Bana bak Ferdinand. Senin yüzünden defalarca kez Süleyman'la karşı karşıya geliyorum. Kes artık şu Macaristan sevdasını." "Sen rahat ol abi ya, ben halledeceğim." Bunun üzerine tekrar sefere çıkan Sultan Süleyman, Estergon Kalesi'ni de ele geçirdi. Birkaç hafta içerisinde birkaç şehri de aldı. Yani anlayacağınız, adamın ömrü seferlerde geçmiş. Hatta 72 yaşında, yani 1566 yılında yine bir sefere çıktı ve Zigetvar önlerine geldi. Zigetvar'ın alınmasından bir gün önce vefat etti. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nda duraklama dönemi başladı. Vefatından sonra pek çok mimari eser günümüze bırakmıştır. Sultan Süleyman 46 yıllık saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde geçirmiştir. Bu sebeple en çok tahta kalan padişah olmakla beraber en çok seferde kalan padişah unvanını kazanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi pek çok tarihçi tarafından Osmanlı'nın altın çağı olarak kabul ediliyor. Fakat bu altın çağın zeminini hazırlayan babası Yavuz Sultan Selim'dir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.